dostlar, herkese selam. Bu hafta Mert'le farklı bir şekilde otomobilin yanında ya da içinde değiliz. Neredeyiz? Abi stüdyomuzdayız. Ofisteyiz. Şişt. Şahane çünkü bu hafta konuşulması gereken çok konu vardı. Bu pazar gününü bunu ayıralım istedik. Yani neler var konuşulacak? Hemen mesela şunları söylemek istiyorum. Yeniliği merak ediyorsanız yepyeni şeyler geliyor. Bunlardan mesela hangi arabalardan bahsedeceğiz bugün Mert? Abi bugünkü bahsedeceğimiz modeller aslında Peugeot 308 bir de Astra. Opel Astra'mız var. Ee, hatchback seviyor musun? Aa, en sevdiğim. En sevdiğin değil sevdik, mi? En sevdiğim bir kaç Yani hiç hani su yükseliyor, crossoverlar şöyle oluyor falan. Yok abi bende de yok o. Ben hatchback tutkunuyum. Yani hatchback otomobilden dendiği zaman benim için otomobilin tarifi odur. İşte öyle bir dönemdeyiz Mert. Yani evet. az önce söylediğin gibi hem yeni Opel Astra geliyor. Hı <laughs> hı. Hem yeni Peugeot 308 geliyor. Hem de yeni DS4 geliyor. Elbette hani bu iki modeli yanında DS4 biraz daha Sönük, Sönük kalacak ama çok yakışıklı bir araba geliyor. Orası evet. ayrı yani DS4 çizgilerin çok sevdiğim hatchback otomobillerden bir tanesi. İlk olarak yani şöyle söyleyeyim, büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken ben Opel Astra'yı e, yeni Opel Astra'yı Kuzey Kıbrıs'a gidip kullanmış olacağım. Gelecek hafta o sürüş hissinden, izlenimlerinden elbette bahsedeceğim ama şimdi bu videoyu seyrettiniz. Yeni hafta başladı Opel Astra satışa sunulacak. Yani gelecek haftaya yeni Opel Astra başlayacağız Türkiye'de. Evet. Bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Stellantis, Stellantis Türkiye'nin hatchback otomobil atağı Eylül ayı ile birlikte başlıyor. Önce Opel Astra geliyor. Mert, Opera evet. Opel Astra tasarımına baktık senle. Baktık abi evet. Ne gördün o tasarımda? Abi böyle hani baktığın zaman şey diyorsun sen aklına ilk e, Chevrolet Camaro geliyor. Yani böyle bakıyorsun. Aa bu kameranın ön yüzü değil mi? Diye aklına geliyor. Ee, onun haricinde yani o Stellantis'in o e, aynı altyapıyı kullandığını aslında az çok anlayabiliyorsunuz. Hani Peugeot'la da işte Opel'le de e, yani çok Citra, benzer. Evet Citroen. Artık çok benzer tasarımlar olmaya başladı. Şu araba birbirine benzemeye başladı da zaten. Onun haricinde evet. E, Opel Astra çok e, sert tasarımlara sahip. Çok sportif bir ee, görünüm kazanmış o sert hatlarıyla genel olarak çok şık bir araba. Abi. Ee, bana mesela çok bu tasarımı gördüklerinde hemen şunu sordular. abi küçük Camaro gibi bu falan diye hı hı. benim mesela az çok tanıyanlar biliyor benim hayattaki tek idealim Camaro sahibi olmaktır ya yani bunu bir fırsatını bulup yerine getireceğim yani hı hı. Amerika'da bir müddet yaşamam gerekiyorsa gidip Amerika'da yaşayacağım çünkü ben hayatımı Allah tabii bir aksilik vermediği sürece İnşallah. Hayatım bu şekilde planlarım. Hani Amerika'ya bile gitsem o otomobile en azından 3 aylığına falan sahip olacağım. Yani hı hı. ben bir Camaro sahibi diyorum bak Allah bilir, Allah kısmet ederse ben ölmeden bir tane Camaro sahibi olacağım. Yani İnşallah. o arabanın keyfini sonuna kadar yaşayacağım. Hı hı. Çünkü benim her şeyim yani bütün otomobil tutkun falan o otomobilde birleşmiş durumda. <laughs> ya bugüne kadar yurt dışında çok testlerine gittim. Hı hı. Her seferinde dönerken ağlıyordum neredeyse. Yani <laughs> o kadar zor ki o arabadan ayrılmak. Şimdi Camaro'ya çok benzeyen bir tasarım karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Ee, Opel Astra'nın peki yeni Opel Astra'nın tasarım dinamini nasıl buldun? Yani tasarım dinamiği derken sen yani... ilgin çekti mi? Yani sen yolda gidiyorsun, yürüyorsun. Yeni Opel Astra ya yanından geçti. O araba seni ilgin çeker mi? İlgin çeker mi? Ee, şöyle bahsedeyim bu konu hakkında. Yani Yeni Opel Mokka var abi. Tasarımlar Aha. artık az buçuk benziyor biliyorsun. Yani o geçtiği zaman şöyle uzaktan... Ya ulan ne güzel araba aslında falan diyor insan. Hani özellikle ben şeye çok takılmıştım. Ee, bir süre ben e, kullanma fırsatı bulmuştum arabayı. Yani arkadan egzoz çıkışı var artık ya. Hani artık bu çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü markalar hani nasıl söylesem... O kadar fazla ticari bakıyorlar ki... yani. İşte difüzörler kapalı, egzoz çıkışları yok. Sadece dümdüz tasarımlar geliyor. Ama işte bu e, Stellantis çatısı altında e, oluşan bu arabalar yani bence bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başlamışlar abi. Tasarımları harika. Yani seninle aynı fikirdeyim. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela e, Peugeot, Citroen, DS, Opel grup PSA'ydı. <laughs> evet. Bu abi. grubu oluşturuyorlardı. Sonra bir birleşme kararı geldi. Fiat Chrysler grubuyla birleştiler. Hı hı. Böyle olunca neredeyse 10 marka falan birleşti. Yani Fiat da artık bu grubun içinde, Maserati de bu grubun içinde, Lancia, Alfa Romeo falan hepsi bu grubun içinde. Yani kardeş modellerde artık çok daha fazla çeşitlilik göreceğiz. Evet, yani evet. mesela bir sonraki Egea ya da Avrupa'daki adıyla Tipo hı hı. 308 ya da Opel Astra kardeşi olabilir. Hani Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Mesela yeni Fiat Doblo gösterildi. Hı hı. Onun da fotoğrafını arkadaşlar arkaya verir. Hı hı. Ee, yeni Fiat Doblo gösterildi. Biliyorsun Peugeot, Citroen, Opel, Toyota ve Fiat hepsi kardeş oldu. Yani Rifter, Berlingo, Combo, Toyota'nın Pro City'si ve Fiat Doblo artık beşi kardeş araba oldu. Ama bu da iyi bir şey değil ki bir yandan baktığınız Ya yani. maliyetler artık böyle. Yani, yani ruh o ruh gidiyor işte markaların ruhu bence kaçıyor abi yani yavaş yavaş. Tam onu söyledin işte yani hı hı. işte Opel Astra o ruhu yakalamış. Yani böyle sıradanlaştı artık her şey. Her evet, şey karşımıza böyle geliyor falan diye ben mesela arabayı ilk çıktığı andan itibaren takip ediyorum. Hı hı. Lansman eklerini o Camaro sarısı Bumblebee vardır hı hı. Ya. yani Bumblebee rengiyle yaptılar. Evet. Yani büyük ihtimal onların da kafa aynı çalışıyor. Aynı Hı -hı. yerden gidiyor, ilerliyorlar. <laughs> Hemen arkasından ateşli bir kırmızıyla gösterdiler Hı -hı. arabayı. Yani o farklılık hissini en azından ürün konseptinde mesela marka konseptinde 10 model varsa Hı -hı. belli ki sen mesela Mokka'dan bahsettin. Evet. Mokka, Astra falan gibi bir aradan da sıyıracaklar belli yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani. Evet sıradanlaştı. Evet. Ama en azından bir yelpazenin içinde bir iki model farklı olacak gibi. Bu iki model bahsettiğimiz Astra 308'e 308'den mi bahsediyoruz? Evet yani o ailede 308 de olacak tabii ki ama hani mesela Opel ailesinde hani Opel'de işte Grandland, Crossland hı hı. falan diye gidiyor ama ürün yelpazesine bas baktığın zaman işte önümüzdeki haftadan itibaren yeni Astra da var. Evet. Değişecek tasarım. Yani daha ateşli bir tasarım karşına çıkacak. Yani bence diğer ürünlerin nazarın, diğer araba modellerinin nazarın Astra'yı bu kadar çok öne çıkarmalarının da bir sebebi en çok e, Astra'yı satma sebepleri de olabilir abi. Ben öyle düşünüyorum. Yine 308, 308 için de aynı şey geçerli. Ya bütün tanıdıklarım bana diyor ki ya 308 ne güzel araba. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle güzel, böyle güzel. İşte yok Golf'ün yerini yani. alabilecek mi? Yok Golf'ten daha güzel. Yani herkes böyle <laughs> konuşuyor abi. Yani eğer böyle konuşuluyorsa benim çevremde de aynı yani sürekli soruyorlar. Astra ne oldu? 308 ne oldu? Biliyorsun bunlar biraz gecikmeli geldi. Yani hı hı. Dünyada çıkan çıkalı bayağı oldu. Astra hani o kadar gecikmeli sayılmaz ama 308 bayağı, bayağı oldu. Mesela abi. makyajı <laughs> <gerecekler bu> arabanın <laughs> Anca geliyor. Peugeot böyle bir şey yapıyor hani. Niyeyse bilmiyorum. 308'de falan da aynısını yaşadık. 508'de de yaşadık. Sonra geliyor. 208'de yaşadık mesela. 208 ikinci yılında geldi. Evet doğru. 308 aynı şekilde geliyor. Peugeot biraz geriden geliyor. Yani geciktirmeyelim. Bekliyor. Hani bekletiyor, bekletiliyor. Ee, yeni Opel Astra mevzusuna geri dönecek olursak Astra e, dış tasarımında farklı. Farklılık sunacak. Hatchback sınıfında dikkat çekecek. Camaro'ya benzeyen özellikleri var. Yaşam alanında yani fotoğrafına falan baktığında yeni Astra'yı nasıl görüyorsun? Abi iş dizaynında zaten hani e, o dediğimiz gibi şey kısmı yok. E, nasıl söyleyeyim? Yani basit olsun işte seri üretim bir araba tabii ki de ama yani o premium hissiyatını kaybetmemiş içeride. Yani en, en azından ben fotoğraflardan baktığım kadarıyla ve Mokka üzerinde de söylüyorum. Onları biraz karşılaştırıyorum. Evet evet evet. Gerçekten golfle karşılaştırılabilecek düzeyde bir araba. Belki de daha iyi olacak. Şimdi ben yani birebir görmediğim için çok bir şey diyemiyorum. Aha. 308 de bu konuda çok iddialı. Evet. Yani bu e, ortak yapılan çalışmada iç mekan tasarımları çok başarılı. Ya. Ben çok beğendim. E, Opel sadeleştirmiş yaşam alanını. kullanışlılığı arttırmış. Evet Yani o genişlik de arttırılmış belli. Hı -hı. Opel o iç mekanda da başarılı bir şekilde. Ben bugüne kadar mesela sosyal medya hesaplarımda anket yapıyorum. Hani sevenlerin sayısı sevmeyenlerin üç katı. Yani hı hı. çok net bir şekilde farkını ortaya koyuyor. Bir de golften bahsederken e, internette gezerken şöyle bir şey gördüm. Hani yazarsın ya arama kısmına Opel Astra falan diye ya da Volkswagen yani Golf yazarsın. Karşıma e, Dan diye bir tane reklam çıktı. Golf oynamayı bırakın. <laughs> Ve bu reklamı Opel vermiş. Hani ha, bunları çok özlemiştik ya. Yani, golf oynamayı bırakın diye reklam çıkmışlar. Yani mesela dedim ki ah oh, yani yaşasın be. Hani bugünlere geri dönüyoruz. Evet. markalar birbirine çarpışmaya başlıyor. Motor seçenekleri astıran. Evet abi bir, yani zaten bildiğimiz... En çok ne satacak mesela yani tahmin et. Hani... Abi, günümüz ülkesinde bir iki bir dediğimiz e, normal üst silindirli motor satılır büyük en çok satılan olur. Yani şöyle söyleyeyim. Bir iki, evet. Listenin öne çıkacak şeylerden bir tanesi. Gerçi bizde biraz dizelden vazgeçiliyor gibi bizde de oldu. Evet yavaş yavaş Astra'da, gidiyor abi. Astra'da var mı dizel motor? Var abi. Astra'da dizel motor seçeneği var. Hangisi var? Yani o Peugeot grubundan bildiğimiz dizel motor sunuluyor hı hı. galiba. Evet evet ondan galiba. Ee, yani şöyle söyleyeyim. işte Benzinli turbo. Dizel turbo. Seçenekleriyle Opel Astra motor seçenekleri olarak da beklentilere rahat cevap verebilecek. Hı hı. Bu motor seçeneklerine yabancı değiliz, yani hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Hani bir Peugeot kullandıysan ya da bir Opel kullandıysan ya da bir tane Citroen kullandıysan bu motorlardan birini zaten kullanmış oluyorsun. Evet, abi. Opel Astra'daki en büyük yeniliklerden bir tanesi hibrit. Ama hani hibritin ilk etapta bize geleceğini düşünmüyorum açıkçası, çünkü fiyatları çok yüksek olacağı için. Orada mesela 225 beygirlik bir hibrit seçeneği var. Evet. Keşke gelse hani alıcısı her malın bir alıcısı vardır. Kesinlikle yani 225 beygirlik şarj edilebilir hibrit Hı -hı. seçeneğin gelmesini de bekliyorum. Yani Opel Astra şöyle söyleyeyim ben kendi fikrimi söylüyorum Hı -hı. gümbür gümbür geliyor. Evet yani, abi. Takip ettiğim kadarıyla sizlerden aldığım geri dönüşler kadarıyla da Hı -hı. gümbür gümbür geliyor. Ben hemen bir araya gireyim mi abi? Gir kardeşim. E, bu motor seçenekleriyle beraber e, iki tane şanzıman seçeneğimiz var. Evet. E, evet. Manuel severleri de düşünmüş Astra. 6 ileri manuel şanzımanımız bir de 8 ileri bir e, otomatik şanzıman da geliyor abi. Yani, zaten Astra bakarsan çok güzel bir konuya değindin. E, bu markaların son dönemde yükselmesinin sebebi elbette tasarım öncelikle. <laughs> tasarım da özellikle Peugeot 3008 tasarımıyla dikkat çekti falan ama bu şanzıman. Yani otomatik bir şanzıman hı hı. CVT değil işte EDC değil çift kavrama değil bildiğimiz otomatik şanzıman çok da iyi çalışıyor oradan çok büyük bir artı aldılar o mahalledeki konuşmalarda abi Peugeot şanzımanı mı tamam <laughs> onayını aldı ondan sonra da yürüdü gitti zaten yani evet. herkes bu 8 ileri şanzımanı gördüğü zaman sorunsuz bir şekilde cevap veriyor. Şimdi gelelim Fransız yani. Opel, biz hala ne kadar birleşirse de bilmem ne olsa da Opel bir Alman. Almandır. Evet. Yani benim için hep böyle kalacak. Hı hı. Şimdi gelelim Fransız'a. Yani evet. Peugeot 308. Evet, 308. Mert söz sende. Yani 308'i gördüğün zaman ne düşündün? Abi yani şöyle söyleyeyim önden baktığın zaman sanki bana böyle saldıracakmış bir aslan beni bekliyormuş gibi o dişlerini çıkarmış ha. ve beni bekliyor gibi abi. Yani zaten markanın istediği de buydu. Hı hı. Çok iyi başardılar bunu. Kesinlikle. İşte kaplan dişi ya da aslan dişi ama kaplan dişi diyorlar ona. Kaplan dişi mi? Kaplan dişi. Yani kaplanın dişi olur aslan değil Ha mi? aynen öyle. Ama işte şeyden karıştırıyorum ben hani logosunda aslan var ya. Aslan dişi de bak şey yapmıyorum iddia etmiyorum <laughs> çok emin değilim. Ya o yırtıcılardan bir tanesinin dişi. Evet yırtıcıya gönderme yapıyor. Evet 308'den çok bahsetmeden önce şunu soracağım. 308'i sevdin mi? Mesela bu değişim bize ile başladı. Doğru. Yani. Sevdin o... mi 3008'in o tasarımını falan ya. Yani sen... o tasarım değişikliği aslında e, iyi geldi ama ben dediğim gibi hani daha sportif modelleri seviyorum işte. Hı. Hatchback olsun, Hı. kupu olsun. Ama yani e, normal biri olarak düşünüyorum, bir vatandaş olarak düşünüyorum. İşte aile ailem olsa, çocuklarım olsa Bence alınabilecek en mantıklı arabalardan biri su olarak. Kesinlikle öyle. Zaten satış rakamlarına baktığımız zaman da 3008 önce bir fırladı gitti. Hı -hı. Hemen arkasından 2008 geldi. O Hı -hı. da fırladı gitti. Tuttular yani. O tasarım işe yaradı. İşte 308 tasarımında Hı -hı. o tasarımın son noktası karşımıza çıkıyor. Yani yeni logo, yeni petek tasarımı, Hı -hı. yeni aslan diş eğimi falan gibi şeyler çıkıyor. Ee, Bütüne baktığın zaman. 308'in tasarımı sana başka ne hissettiriyor? Yani yüzüne baktın yırtıcı. Evet aman. Bütününe baktığın zaman 308 senin senin için nasıl bir araba olmuş? Abi zaten Opel'le dediğimiz gibi Peugeot daha doğrusu şöyle. Astra ile 308 teknik olarak şimdi aynı platformda Evet, aynı. Ve yani evet çok güzel tasarımları var. Kesinlikle hiçbir şey diyemem. Ama şey diyorsun evet. Sonuç olarak ikisi aynı platform. Yani Evet, biraz daha yakışıklı bir aslan olmuş. Ben böyle diyebiliyorum abi. Yani ama onun haricinde evet çok şık bir tasarım var, çok keskin hatları var, çok sportif. İşte ben özellikle yeni Peugeot'un o küçük Ay cockpit diyorlardı aha, galiba. Aha, aha. E, o direksiyonla hastayım. İç mekanı muhteşem. Yani ama dediğin gibi. Sonuç olarak nasıl söyleyeyim? Sen istemiyorsun kardeş olmasınlar istiyorsun. Evet yani. abi biraz bağımsızlık istiyorum ya. Yani. Ya evet yani ben. Çok şükür öyle büyüdüm hani en azından senin dönemini öyle geçirdim yani hı hı. bütün arabalar farklıydı bizde. Şimdi baktığın zaman hani aynı fabrika, aynı bant, hadi bunlar yine farklı. Evet yani, yine farklı yani, abi. Ya yani Farklılar en azından yolda farklı görünüyorlar bazıları aynı yani. logo <laughs> değişiyor devam, devam, logo değişiyor devam. Kötü bir durum ama maliyetler açısından böyle bir dönem geçiriyoruz bu dönem de sıra bakarsan bitiyor yani. Bu dönemde çok uzun sürmeyecek çünkü elektrikli çağ başlıyor. Evet. Elektrikli çağına baktığın zaman bütün otomobiller ya çok güzel ya çok çirkin. Hani <laughs> orada da mesela bir şey yok, orta yok yani. Araba ya harbiden çok güzel bir tasarıma sahip ya da gerçekten öyle leş. Hani bunu söylüyorum açık açık. Elektrikli çağın geldiği zaman tasarım konusunda bambaşka şeyler konuşacak konuşuyor olacağız. O da çok uzak değil. Seneye falan konuşmaya başlayacağız. Abi ama. işte ben de ondan korkuyorum biliyor musun? Neyden? Yani ya, abi elektrik ya. Ne bileyim gaza basıyorsun diye bir ses. Verdi yani, şey. Sana içeri sesini verenler olacak. Yeni Dodge çıkmış gördün mü abi? Evet görmez miyim? Ya var ya evet, ben, evet çok güzel tasarım var. Ama abi o yani o V8 yok ki içinde. Var ama. İşte ne yalandan yapmışsın? haberler koymuş herif. Fark etmez yani. Şey videolarını seyrettim mesela evet arabanın V8 var gibi gidiyorsun. Ya tabii ki yani bir sürü şey hayatımızda değişiyor tamam. Sana öldürücü darbeyi indiriyorum. <laughs> sürücüsüz. Sürücüsüz geliyor. E ne yapacaksın hani gaza bastım sesmez ses, sen yoksun. Hani şoför yok. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun, korusun. Ya işte Allah bunu olsun. çok iyi anlıyorum yani. 18 yaşında bir gencin içi kıpır kıpır arabayla böyle bütünleşmek falan istiyor. Yeni gelen çağda otomobil değişimi onlar için çok kabus gibi bir süreç bence yani. Yani abi şimdi mesela senin gençliğine bakıyorum. Yani ne arabalar, ne arabalar. Aman Allah'ım. Hani BMW'ye yani. giriyorsun ayrı bir şey. Audi'ye giriyorsun ayrı bir yani... şey. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ya, Allah yani şöyle söyleyeyim ben mesela o şanslı kuşaktanım bir de. Yani ben gözümü açtığımda yollarda her tarafta Amerikan arabaları vardı. Hani falan diye gezen tipler vardır. Egzoz arkasından koşan çocuklardı. İşte. Şimdi mesela hele senin Allah kısma ederse çocuğunu düşünüyorum. Hani hiç böyle bir şey yok. diye giden şeyler. Abi benim çocuğum arabaya meraklı olursa ona sözüm şey ya. Bir tane E36 m 3 sürecek benim. Değil mi? bir garaja koyacağız abi. İnşallah yapmış. Yani şey yani bu sadece erkekler için değil, erkeklerde biraz daha ön plana çıkıyor. Biz hı hı. arabayla bütünleşen insanlarız. Ona isim koyan, ona canım diyen, okşayan, seven, silerken en ufak detayını atlamayan canlılarız biz ya. Bizim elimizden her şeyi almayın ne olur ama görünen o ki alıyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Tekrar Peugeot 308'e dönelim. Evet abi. Evet. Peugeot 308'in tasarımıyla ilgili benim söylemek istediğim şey yani şöyle 3008'de yaşadığım etkiyi çarpı iki yaptı. Yani bambaşka Hı -hı. çünkü az önce konuştuk hatchback seviyoruz biz. Evet. evet. E o yüksekten bir anda hop aşağıya indi tasarım. Hı -hı. 308 beni oradan bir avladı zaten. Evet. Yani o dişim işi görmeden verdi beni. Hı -hı. Yeni petek dokulu şey ızgarası. Yeni logonun mesela bir sürü karakteristik özelliği var. Yani kameralar mesela arkaya saklanacak. Hı -hı. Yani o sadece basit bir logo değil. Aynı zamanda o, yeni arabalarda görürüz böyle, böyle yuvarlak vardır. Radarlar, kameralar falan gözükür. Onların hepsini Peugeot arkaya topluyor logonun. Çok başarılı. Logo malzemesinin böyle bir özelliği var. Hı hı. Çok net bir şekilde görebiliyor radarlar. Ee, bütününde arka taraf benim şeyimdir, hastalığımdır. Arka tarafı daha hareketli istiyorum abi yani. Peugeot 308'de de hareket yok. Astra'da var. Astra köşeli falan. Evet ben Astra'nınkini daha çok beğendim. Aynen öyle. Peugeot biraz orayı şey yapmış... Tamam abi yüzü bu kadar yaptık. 3008 gibi bırak devam et demiş. İç mekanı 3008'in nasıl buldun? 308'in mi 300'ünün 308 308'in. 308 abi astırıya göre çok daha nasıl söyleyeyim? Hareketli. Evet. Daha biraz daha nasıl söyleyeyim? Tuş var. Yani biraz daha hissiyat istemişler sanırım iç mekanda. Yani ona o kadar çok fark yok. Yine kocaman işaretlediler, şey, ekranlar. işte efendim öyle hayalet göstergeler yine yani artık günümüzün çağına ayak uyduran otomobiller. Aynen öyle. Ee, sürüş karakterlerinin hemen hemen aynı olacağını biliyoruz zaten. Hı -hı. Yani aynı ürün yelpazesinin çocukları bunlar. Ee, motor seçenekleri gene söyleyelim hani Astra kısmında atlandıysa 1.2'si var. Evet 1.2'si var yine. 130 beygir güç üretiyor. Hı, -hı. Ee, Dizeli var. 3 de i̇şte ondan emin değilim abi. Peugeot 308'de de ben dizel olduğunu biliyorum. Yani, o zaman tamam ben bilmiyorum. Ama hani Türkiye'ye gelecek motor seçenekleri konusunda hakim değiliz daha açıklanmadığı için Opel Astra önümüzdeki hafta Peugeot 308 galiba ayın 20'sinde satışa sunulacak iki modelle geliyor. Bunların bir de kardeşi var DS4. Evet. Evet, evet. Stellantis Türkiye'nin hatchback atağı başlıyor demiştik. Aile yani Opel Astra ve Peugeot 308'in yanına Eylül ayında katılacak bir diğer seçenek DS4. Evet. Bu model de uzun zamandır bekleniyor. Hı hı. Üçünün tasarımına baktığı zaman az önce bir şey söyledin DS4 ile evet, ilgili. Ne? Yani benim en çok beğendiğim tasarım diye söyledin abi. Çok daha şık çok daha yenilikçi duruyor. Şunu da fark ettim. Lexus'a sanki biraz tasarım benziyor mu? Öyle yürüyorlar zaten. Yani, yani. DS'yi böyle ayırdılar. Premium hı. olarak. Biraz öyle <laughs> evet. Ee, mücevher gibi araba diyorum ben buna. ds 4 de bana çok soran oldu. <laughs> Ama tabii hani Peugeot 308, Operastra gibi satış rakamlarına ulaşacak bir marka değil. değil. DS. Biraz daha böyle gelsinler sadece beni satın alsınlar de, diyenin gideceği otomobillerden bir tanesi elbette en pahalısı da bu olacak hani. Kuvvetli Ya e, Orası böyle. Arabaların kaç para olmasını bekliyorsun Opel Astra ve Peugeot 308'in? Abi gönlüm isterdi ki şurada 500 lira rakamlardan falan bahsedebileyim. Ama yani zaten bunu az çok konuştuk. Yani 800 rakamlardan başlayıp 1.1 işte 1.2 civarında olması bekleniyor. Aynı fikirdeyim. Fiyat seçenekleri <laughs> Avrupa pazarındaki fiyatlara baktığın zaman hani 800 bile iyimser kalıyor şu anda. Yani 900'e falan ama hani alınabilir bir versiyonu tıpkı 3008 ve Grantland olduğu gibi yani 1 milyon, 1 milyon 100 bin lira olacak. Soruyorum hangisini seçersin? Oo güzel soru. Hangisini seçerim? Hmm, abi DS4 ya. Ya, ya çok şey arasında çok kalır. Hayır, hayır ya DS4'ü. Tamam. Astra ile 308 arasında hangisini seçersin? Abi Astral 308 olursa çok çok gerici bir soru ya. <laughs> yani tam gittin yetkili satıcıdasın. 30 saniyen var seç. 30 saniyen var. Söylüyorum. Abi yok ya. Peugeot 308 ya. Ne bileyim. Hep 308 geliyor aklıma. Ya ben de anketler yapıyorum mesela. Orada da 308 yani net bir farkla öne çıkıyor. Evet. Ama ben Opel Astra'yı tercih ederim. Yani, <laughs> ama tabi buna şey diyebilirsiniz, Camaro o sevgisinden. Yani. ha, biraz? Ben direkt hani yetkili satıcıda hiç o tarafa sol tarafa bakmam, sağ taraftaki Astra'ya gider, biner, anahtarını çalıştırır, <laughs> devam ederim. E, bu bölümün son konusu yakıt fiyatları <laughs> ve en az tüketen yakıt türleri. <laughs> ben mesela buraya gelirken Toyota c var şu <laughs> anda mesela. C-HR'yi kullandım, <gülüyor> <gülüyor> yakıt tüketimine baktım. Hibrit bir otomobil bu. Toyota ile tanıdık biz hibriti. Hani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Tabii. Hibriti bizim hayatımıza, kafamıza vura 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 Toyota soktu. Kesin. vermek lazım. Çok yatırım yaptılar bu işe. Hı -hı. Karşılığını da alıyorlar. Hibrit c ile geldim. Ne kadar yapmışımdır? Şöyle, benim Corolla hibrit kullanan arkadaşlarım da var. Süpersin. Onun haricinde Toyota Yaris Cross incelemelerini de biraz izledim. Aslında biz çok sakin kullanımda 3 litre ile 4 litre arasıdır diye tahmin ediyorum şahanesin. 3.9 litre çıktı sonuç. Hı hı. Ama hani birazcık tamamen trafiğe adapte oldun. Akmaya başladın onlarda 4.3 litre çıktı. Şöyle söyleyeyim yakıt fiyatlarını biliyorsun. Evet abi. Bugünle ilgili bir söylenti oldu. ya yani biz bu videoyu çekerken bir söylenti oldu. Bir indirim gelecek. Bu evet. indirim gelirse benzin litresi 18 liraya falan düşmüş olacak siz videoyu izlerken. Umarım gelir. Yakıt fiyatı 18 liraya düştüğü zaman hibrit çok açık arayla Türkiye'nin en az tüketen Evet, Araç olarak ön plana çıkacak. Ama hibrit derken elektrikli motorla gidebilenler. Yani Aha. elektrikli motorla gidip bir avantaj sağlayanlar. Anladım. Yani mesela Toyota'nın modelleri öyle. Mild hibritten bahsetmiyoruz. Ya mild hibrit hani biliyorsun tamam o da yakıt tüketimine destek oluyor ama <laughs> hani arabanın tüketimi 7,5 litre ise onu nereye çeker? <laughs> hani yani, 7.2'ye. Yani, <laughs> tamam hani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hibrit otomobillerde bütün tüketim konusunda motorinle dizel araba derdik. Bitti. Hı hı. Şu anda Bitti. çünkü dizel Bunun fiyatı pahalı. Benzinli araba derdik. Benzinli araba gene ekonomik. Evet Ama aynen. dizelle aynı hemen hemen. Otogazlı araba derdik. Hep iyiydi. Hı hı. Hala iyi. Çok evet. iyi. Ama bir hibrit kadar değil yani. Hibrit araba tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten gelecek etap etap geçecek. Hibritlere geçeceğiz önce. Hibrit araba tavsiye ediyorum. Yani sen mesela hibrite aklın gider mi? Senin mesela tarzına uyuyor. Benzinli motor da var. O şey de var. Elektrik de var. Abi ya bana elektrikli bir şey vermeyin ya. Vallahi <laughs> ya Sana mesela önümüzdeki hafta kısmet olursa bir araba kullandıracağım. Elektrikliye bakışını biraz değiştirmeye çalışacağım. Yakıt konusu böyle arkadaşlar. Fiyatlar değiştiyse hibrit araba şu anda Türkiye'nin en az yakan ve tekrar kuruşlu rakamları konuşmamızı sağlayan araba modelleri olarak ön plana çıktı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeterince konuştuk. Yani çok vaktinizi aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.